Ünlü popçu Serdar Ortaç 10 yıl sonra neyi itiraf etti? Survivor finalisti Serkay'ın hangi isteğine sevgilisinden veto geldi? Bir kez daha Çeşme'deyiz. Serdar Ortaç 10 yıl sonra neyi itiraf etti? 10 sene önce beni unut zamanları. Survivor'ın finalistlerinden Serkay sevgilisinden neden veto yedi? Ben çok beğeniyorum ya, süper. Güldür Güldür ekibinin alaçatı çıkarması. İşte Çeşme'de Magazin 8 kameralarına takılan ünlü isimler. Alaçatı'da bir beach'te koyu bir sohbet dönüyor. Kiralık aşkın Ömer'i Barış Arduç ve ünlü sunucu Esra Erol'la eşi Ali Özbir güneşten kaçmış gölgelik alanda hararetli hararetli konuşuyorlar. Gün boyu olduğu gibi gece boyu da eğlence Çeşme sokaklarından eksik olmuyor. İşte bu seneki Survivor'ın finalistlerinden Serkay, memleketi İzmir'e dönmüş, yarışma boyu dilinden düşürmediği kız arkadaşı Cansu'yla kendini Çeşme'ye atmış. Süper gidiyor abi, sörfteydik bugün. Öyle bir waffle yemeye geldik, özlemiştik waffle yemeği. Şimdi eve dönüyoruz. 5 ay boyunca ıssız adada yaşam mücadelesi veren Serkay, en çok waffle yemeği özlemiş. En çok onu mu özledin orada? Evet abi, waffle'ı çok özledim. Hatta Cansu da ilk planlarını waffle yapmak üzerine kurmuş. Aynen, kesinlikle öyle. Onu hemen bile listeden sildik bugün. Bu arada Survivor final yapalı neredeyse bir ay oldu ama Serkay sakallarıyla bir türlü vedalaşamamış. Vallahi abi sakallara çok alıştım ama keserim herhalde yavaş yavaş ya. Hani alıştığım için çok sıkıntı yaratmıyor bana ama sıcak tabii ki. Belki yavaş yavaş kısaltırım böyle. Serkay Survivor hatırası sakalları kesmeye niyetli ama kız arkadaşından izin çıkmıyor. Ben çok beğeniyorum ya, süper. Çok karizmatik oldu bir kere yani, bayılıyorum. Bakın Serkay Survivor adasına dair en çok neyi özlüyormuş? Yarışma ortamlarını gerçekten özlüyorum çünkü ya Survivor'a giderken de bahanem buydu. Yarışmayı çok seviyorum. Ya karakterim de var, yarışmayı çok seviyorum. Onun için oraya da onun için gittim. Özlemiyor değilim, evet, yarışmak güzeldi. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da Alaçatı'da arkadaşlarıyla Felek'ten bir gece çalıyor. Yeni sezonda ekrana dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır, dizi çekimleri başlamadan Çeşme'de enerji topluyor. Geçiyor ya, öyle biraz işte kafa dinlemeye geldik. Dizi ne zaman başlayacak? Yeni bir proje var. Bilmiyorum şu anda, inanın. Hiç bilmiyorum yani ne zaman ne olacağını. Tatili sadece birkaç gün sürse de ünlü oyuncu çabucak bronzlaşmış. Beyaz gömlek de bronz tenine pek bir yakışmış. Eşi İrlanda'da, ailesinin yanında olan Serdar Ortaç da Çeşme gecelerinde. Sohbet bir itirafla başlıyor. Eskiden egolarım oluyordu. Eskiden mesela 10 sene önce beni unut zamanları, dansöz zamanları. O zaman naz yapıyordum, hatırlıyorum. Egolarımdan sıyrıldım diyor Serdar Ortaç. Artık eskisi gibi kaprisli değilim diye de ekliyor ama bunlar sadece tecrübe ve olgunlukla ilgili değil. Doktorlarının da tavsiyesi. Bir de diyor ki dünya yansa, evin yansa dönüp bakmayacaksın diyor. Yani hiçbir şeye kafayı takmayacaksın diyor. MS teşhisi koyulduktan sonra doktorlar Serdar Ortaç'a stresi ve siniri sıfıra indirmesini söylemiş. İşte bu tavsiye ünlü şarkıcının hayatını yeniden yapılandırmasını sağlamış. Paparazzi geldi, magazin geldi. Ben yemek yiyorum. İşte kameraları açtılar. Umurumda olmuyor yani. Ya şimdi aman şuramda makyaj yok, ay sakalım mı çıkmış? Bu arada Serdar Ortaç'ın tişörtü dikkatimizi çekiyor. Beyaz tişörtün üstünde geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden efsane boksör Muhammed Ali'nin fotoğrafı var. Güldür Güldür ekibi de Çeşme'ye çıkarma yapmış. Özge Borak ve Doğar Utkay arkadaşlarıyla yemekte. Gece karanlığında bile Doğar Utkay'ın gülümsemesi adeta ışık saçıyor.